Balıklar yenildi. Mutfak toplandı, temizlendi. İtinayla arıtıldı çamaşır suyuyla birlikte, domestosla birlikte. Göktuğumda doldurulacak bir evra var, onu dolduracağım. Mutfak böyle mis. İlla ki hamsi kokuyordur ama hamsiydi, kokusun o kadar da. Ve. Ay, ayağım vurdu. Ümit götünü yatağını söküyor. Burayı açacağız. Tam dolduracağım şimdi ben. Çilek milek diyorlar ama yok ya. Hiç şey değil. Gözünü seveyim bazanın şimdi ben altına oyuncaklarını falan, değil mi? Koyarım bazanın altına. Çekmesi kolay hemen. Pıt pıt pıt. Bunlar normalde vidalı değildi ki, ben vidalı yaptım. Ha bir de evet. Bir de bunlar vidalı değil ki, çıkıyor ikide bir çöküyor yatak. Yüzümüz gülmedi bu yatak. Yüz güldürmeyen yatak. Ama öyle söyleyince de Ümit istiyor bunu. Ümit çok beğenerek, heves ederek, heveslenerek almış. Ben yatacağım bunda. Şimdi dükkana kur da yat kendin. Söksün. Çocuklar ne yapıyor bakayım? Ne yapıyorsunuz? Soru çiziyoruz. Ne sorusu? Anne dünya en zor sorusunu soruyor. Biz 3 pi eksi 2 pi. 3 pi eksi 2 pi. 160 çıktı cevap. Oğlum yani nereden şöyle, bizim hesabımıza göre. Tanesi 180. Kızlar montunuzu kaldırın, kurudu montlar. 260. Ama baban var orada, hiç onun eline ayağına dolaşmadan gidin. Ne yapacağız ki orada? Montu? Şey. Biz bunu Letiko'ya koyduk ama ihtiyacı olan biri varsa buradan, ya da tanıdığı, verebileceği biri olan varsa bizimle iletişime geçsin de verelim bunu. Bir de birisi varsa yakında alsın. Bir de şeye atayım mı? Ne? Facebook'ta Gazi Osman Paşa grubu var ya. Oraya da atalım. Parasından geçtim bunun ya. Bu artık hayrın olsun Ümit Ersoy, senin bu. Hayır yapmayı seviyorsun zaten. Çok da üzülüyorum aslında. Bu yatağı hani görsel olarak çok güzel. Ama olmadı. Ne çıkmazmış. Dese, hadi meşhur lafını desene. Arabalı yatakta size bayılıyordu demiyor. He? Kendi de rahatsız olduğunu farkında. Neyin? Arabalı yatak da size bayılıyordu. Abi ben araba vermişim, araba. Sıfır araba vermişim. Yatağını mı vermişim? Ya. Ben atayım onu. Dur Göktuğ. Neyi tekrar okuyacaksın? Göstereceğim. Ben okulların tatil edildiğini biliyordum ama söylemedim. Dedim ki saat geldi, yatıyorsunuz dedim. Sonra tabii Göktuğ teknolojiden faydalı. Bir dişlerini fırçalamaya gittik kızlar. Ya 15 gündür tatile doymadınız mı? Evet doymadım. Ay Rüya üzüldü. Rüya okula gitmek istiyordu. Yok. Ağlıyordun anne. Dün ağlıyordu. Yarın okul tatil. Ama olsun, bizim gerede gezi vardı. Gezin gitti. Ertelenmiştir yani. Bence de. Anne. Efendim. Yarın okul yap. Ha, Rüya inanamamış. Rüya şoka girmiş. Ümit akıl hala streçliyor bunu. Bak. Evet. Haberde diyor. Valilik diyor. İstanbul'a yarın okullar tatil diyor. Rüyada jeton karaya sarılan düşüyor. Ya sanki ya 15 gün tatil. 15 gün tatilde bile bu kadar sevmiyorlar. Ümit Bey ne yapıyorsun orada? Ne yapayım? Tek başıma bir şeyler bir gün bir gün. Ne yapayım ben? Video çekiyorum. Dur yardım edeyim Ümit'e. Evet, hep yorum yapıyorlardı. Göktuğ'un bir yatağı yok. Göktuğ'un bir yatağı. Aa, gerçekten Göktuğ'un bir yatağı yok.
Buraya da kanat gelecek. Buradaki perdeleri de söktüm. Perde de sipariş etmiştim ya. Bakalım yarın gelecek mi? Sadece güneşli bıraktım. Söktüm, kanatlar gelsin. Yıkayacağım, hepsini birlikte takacağım bu odaya. Şöyle bir elden geçireyim dedim. Göktuğ'un yatağı. Ümit Usta. Sen her odada ne söküp takıyorsun? Ne tahmin ediyorsun ya? Bu akşam bir evde bir karmaşıklık var. Bir de terliğini burada çıkarmış. Tam ıslamadı. Çocuklara bak. Gelecek nesile bakın. Tablet. Telefon. Göktuğ'un seksek yarışması da iptal olmuş. Ümit az önce diyor ki biz de diyor bunları okuyacak diye diyor sevi bekliyoruz diyor. Bir tatile ne kadar çektim de tam çekemedim o ilk çığlık anı. Bir de ben tatil olduğunu öğrendim. Ümit'e söyledim. Dedim bunlar yatsın dedim. Yemediler. Tatil olduğunu öğrendiler. Etrafı toplayayım yatıracağım yine de. Ne olursa olsun. Düzen başladı. Sadece şurayı süpürüp düzene sokana kadar. Göktuğ oturma odasına yatırmayacağım. Göktuğ'a yer yatağı yaparım burayı şimdi. Akşam oturma odasında yapmak isteyen Göktuğ. Burada müziği istedim. Kapat hayal. Şimdi böyle yatak yaptık. Burada yatacakmış. Dur. Oğlumun yatağı yok. Anne ben de istiyorum. Ne, sen ne istiyorsun? Ben de istiyorum. Ne? Ondan. Ben de diyeceğim. Tamam ya. Bunu da atalım. Şey, bunu da yere bu, atalım. Bu razayı da sök. Hep evet, çocuklara sen... birer tane yatak atacağım yere. Şey gibi. Bunlar ne gerek var medeniyet? Bunlar ne? Sök sök. Şunu var ya. Bunu biz geçen sene ne kadar almıştık? Bu? 600 mu neydi? 2000. Valla 5 yoktu galiba. Karşı 2. 4,5-5 falan doğruydu. 4000. Böyle. Ranzaları çok güzel. Bunun en güzel özelliği. En güzel böyle rüya. Bak. Şey, rüyanın yatağı ne diyorduk biz? Paşa. A odası gibi. Anne. Böyle aa, yatalım. Anne sen ne diyorsun ki? Bulutlara çıkmışsın diye. Evet sonunda da bulutlara çıkmış diyorum. Göktuğ yerlerde. Yani abim karınca. Değil mi? Yer yatağını da özlemişim. Yat işte. Bol zıpla. Buraları da topladım. Ama kaldırdım. İnşallah şöyle duvara sarılmam. Şuraya düşmem. Hadi bakalım. Anne düşünsene sabah uyanıyorum kendimi şurada buluyorum. Yok be. Ay bu ev ne kadar karışık bir ev oldu. Hala bu burada. Gibi. Sen evde mi çalışıyorsun? Evde mi çalışıyorsun? Ya, telefona bir şey mi geldi? Alev açığı toplayınca tabii bazı şeylerin tam eksik oldu. Peki. Bir de fan sesi çoktu. Fan sesini azaltıyorum. Hadi bakalım sen onu bitir. Ben de çocukları yatırım etrafı toplayayım. Bir kahve içelim mi? Tabii ki. Kahve teklifime. Kahve teklifime. Sen her teklifini açayım. Kabul yani. Bu evi terk et. Şaka yaptım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Çocuklar yattı ama uyumadılar yataklarında. Kar tutmaya başlamış böyle biraz. Hafif hafif yağıyor. Çatı var bembeyaz olmaya başladı. Bakalım. Saat şu anda 10'a geliyor. Arka tarafta park bembeyaz. Kendime bir kase çekirdek koydum. Bir kahve yaptım. Ümit'in yine burada içine sinmeyen bir şeyler var. Bir ses yapıyormuş. Bana kalsa ses yapmıyor. Ya beni rahatsız etmiyor ama onu rahatsız ediyor. Kahve yaptım ama onu da kendime beyaz, ona siyah çekirdek verdim. Göktuğ girer video paylaşmış. Ya ne paylaşmış? Sevilay karısı gene bir şey paylaşmış. Ezeli rakip. Senin çocuklara bakayım az. Çocuklar ne yapıyorlar? Siz hanginizin şarjı bitti? Benim. Tamam. Onlar da böyle ben yatıyorlar. Arabalı yataktan daha rahat. Evet. O amacımız o. Hadi yatın.
Herkes rahat. Sen oraya bir çekirdek dök. Bak ne yapacağım ben seni. Gülme. Ümit camdan baktı kar yağıyor mu diye. Kediyi gördü dışarıda. Bu akşam dükkanda bırakacaktı. Tam kapatırken kaçmış. Gördü burada. Biraz izledi. Şimdi aşağıya gidiyor. Ben de geleyim mi? Tam da ortada ya. Abi girebilse bodruma girecek. Bakıyor ediyor. Dükkana bırak. Şey yemek ver. Şurada yemek vardı ya. Su bırakacak mı? Su var zaten. O şey. Her yer su. Burada tavuk kanatları var. Ay Göktuğ gelmiş. Aklım çıktı bende. Bu ne dedim. Aa, kar tutmuştu. Ay nasıl tırmanıyor. Baksana kedi. Ümit dükkana gitti şimdi. Ay yazık ya. Neye gitti? Bari dükkanda uyusun. Dükkanda uyuyacak zaten. Şimdi gidiyor yemek götürüyor. Kaybolmasa bari. Aa gidiyor. Ümit'i görünce ne yapacak bakalım. Bak gördü Ümit'i. Yok görmedi şu anda. Gördü. Ya. İçeride verecek yemeği. Biz burada baktı da bir yer hani indi dayanamadı da. Pişt. Duymuyor beni. Ay nasıl üşümüştü de. Vallahi çok soğuk. Elimizden bir tanesine yardım etmek geliyor ama ben bir dakika cam açıldığına dayanamadım. Dükkanı da açamadım. Nasıl rüzgar esiyor? Girdiler. Gel. Geldin mi? Ulan nereden çıktın? Geldin mi? Tamam. Oğlum ben sana dedim ki gitme. Değil mi dükkandan? Sen kendin çıktın. Dur bekle. Bekle. Tamam. Kurban olurum sana. Dur bekle be. Dondun dışarıda değil mi? Deminden beri izliyorum dışarıda. Deminden beri izliyorum dışarıdan. Kaldım buralarda. Dolaşıp duruyorsun değil mi? Biraz şunu durdurayım dur. Tamam. Oğlum Allah'ın işi işte. Bak camdan baktım. Seni gördüm oralarda. Dur. Yere bir gazete sereyim dur. Dur yere bir gazete sereyim. Seni burada bırakacağım bu gece tamam? Ben seni bırakacaktım aslında. Sen buradayken ben seni bırakacaktım ama... Dur. Bekle. Gel girme gel. Biliyorum uykum var yatacaksın ama gel. Gel. Dur bekle. Bekle kızım. Bekle. Çok acıktın değil mi? Tamam lan gurur yapıp durma bana. Yok bir şey yok gel sen gel. Sen bu gece burada takıl. Tamam. Yastığımda da yatabilirsin. Sana su da bırakayım.
Kedi başkan. Hadi yine iyisin bak Allah'ın sevgili kulusun. Vallahi camdan dışarı bakasım olmasa görmeyecektim seni. 10 dakika bekledim. 10 dakika izledim. Baktım yok, gidecek yeri yok. Kapılara bakıyor, camlara bakıyor. Eşek herif, ben sana demedim mi zaten? Burada yatıyordun. Kendin çıktın gittin. Tam kapatacağım sırada. Bak acıkmış ki gurur da yapmıyor artık. Dur ben sana su da ayarlayayım da. Bırakayım buraya. Yat sen, takıl burada. Kedi başkan, ben gidiyorum ha. Bak suyunu da bıraktım oraya. Güzelce yat. Burada. Tamam. Bak ışığı kapattım burada. Sana ışık da bıraktım hafiften. Tamam mı? Bak orada ışık da bıraktım sana hafiften. Tamam. Hadi görüşürüz. İyi geceler. Sabah görüşürüz. Göktuğ'un yatağına Facebook'ta bir gruba atmıştık. İhtiyaç sahipleri için birkaç kişi yazan oldu ve ilk yazana vereceğim diye düşünmüştüm ben. Ama ilk herkes aynı dakikada yazdı. Nasıl oldu bilmiyorum. Ay bir kendimi de kötü hissettim. Hep bana oradan yazdılar, gerçek ihtiyaç sahibi kimse ona ver. Gerçek ihtiyaç sahibi, profillerine baktık hemen hemen herkes iyi durumda gibi. Yok valla ben sana bıraktım. Ümit de bana bıraktı. Ama kura yapacağım diyorsan. Ben de dedim ki kura yapacağım ama sana çektireceğim. Çünkü ben görüyorum ne yazdı. Kapatsam da göreceğim yani, sen çekersin. İyi. Senin malın oldu da hayır mı yapmaya başladı? Ya hayırdan değil ya. En azından ben onu Letgo'dan satsam ne olacak? Elime geçen para beni şey mi yapacak? En azından bir çocuk yatağı olsun istedim. Bir de sen onu çok beğenerek almıştın. Üzüldüm. Yazıp kura çekeceğim. İnşallah gerçek ihtiyaç sahibine ulaşır. Ve ben bu konuda da kimsenin günahına girmek istemiyorum. Kura çekeceğim. Çekecek Ümit. Ben yazacağım sadece. Böyle yazdım. Kaç kişi yazmış? 6 kişi yazmıştı, evet. Ümit'e çektireceğim bunu şimdi, bak. Orada hiç görmedi. Hiçbir hile, hiçbir şey yapmadı. Kimseyi tanımıyoruz. Sadece kimsenin hakkına girmek istemedik. Umarım gerçek ihtiyaç sahibini bulur. İyice karıştırıyorum. Ümit Bey. Biliyorum. Elini mi yıkıyorsun? Sırf durdurmuyorum ki. Çök yere. Hadi bakalım hayırlısı. İhtiyacı olana gitsin inşallah. Fatma Yüksel. Gerçekten. Aha. Şey, ikisi 22-33'te yazmışlardı ya onlar. Ya onlar mı? Ha, ona o zaman iletişime geçeyim. Ne ya, bu ne hayır gecesi ya, bir kediye yatağı. Ya ne alaka? Fatma Yüksel çıktı. Hemen iletişime geçeyim. Fatma Hanım yatağın yok diye istemedi. Bir daha çek. Hayırlısı yani inşallah. Bu yatak yine bize kalacak gibi geliyor. Kim? Medine Çakır. Hep kadınlar geliyor. Diğeri evet. Ne? Kadın yani kura yani yapacak bir şey yok. En sonunda ihtiyaç sahibi birine verdik yatağı. Yarın 12'den sonra gelip alacaklar. Ümit Bey çekirdek çitliyor. Ben her gibi adam, dünkü videoda da aynıydı. Mandalinayı yedim. Perdenin haline bakın. Çocuklar iki de bir dışarı bakıyorlar. Bilgisayar iyi oldu ya. Göktuğ adı altında. Ben normalde eve bana böyle şeyler... çıktı. Ben eve böyle şeyler sokmuyordum normalde.
Göktuğ'un adı altında eve soktu bunu. Sağ ol Göktuğ. Göktuğ gündüz oynadı. Gündüz oynar okuldan fırsat buldukça. Ama dedim ki... Güzel Göktuğ. Kablosunu saklıyormuş, bir şeyler yapıyormuş. Saklayabilir. Sonuçta onun şahsi malı yani Göktuğ'un. Şahsi malı var. Öyle bir şey mi var? Vay Göktuğ'un. İyi o zaman koltuk senin malın, bu koltuk benim malım. Öyle. Öyle Göktuğ'un. Valla beni, valla beni kızdırmayın, o gruba yazarım, ihtiyaç sahibine verilir derim. Evet. Anda gelip alırlar, görürsün. Şakası bir tarafa, ihtiyaç sahibine gittiğine mutlu oldum. Bir şey söyleyecek misin? Vicdanı rahat, hadi yine iyisin, yaptın iyiliği, gittin kediyi, doyurdun. Ya git işine be, ben sevap işleyecek olsam yaparım ama onunla ilgili değil yani. Sevap benim sevabı... Ne? Günah mı vardı sevap şey yaptın? Günahsız adam. He? Vallahi ne güzel, tertemizsin. Ya buradan baktık camdan. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Sonra ben hani oturdum, Ümit hala camda bakıyor. Dayanamadı en sonunda, gitti. Rahatlaştı, bir de ışık da açık bırakmış ona. Çok güzel. Öyle. Evet. Dışarıda hava çok fena. Ben buradan görüyorum. Rüzgar böyle var ya. Ya nasıl biliyorum. Ya? Biliyorum nankör. Ama ya bırak ya. İnsanlardan ziyade nankör mü var ya? Mesela yani çocuklara da bakıyorsun, büyütüyorsun. Tabii. Ne olacağını bilmiyorum. Nankör olacaklar. Tabii canım. Hiç hayatta hiçbir şeyin garantisi yok ki. Allah razı olsun ama özellikle de gideyim de sevap işleyeyim diye de yapmıyorum. Yani yok, bu benim vicdanımla alakalı. Evet, çok yani çaresiz kalmıştım. Benim vicdanımla alakalı. Sevap kasmakla alakalı değil yani. O ayrı bir şey. Onu yaparım ama başka bir şey. Biliyorum, biliyorum işin esprisi. En azından o dışarıda kalmadı olsa. Keşke hep imkanımız olsa da böyle bir yerimiz olsa, kedileri oraya toplasak. Ya hangi birine bakacağım ben ya? Hangi birine bakacağım? Bakıyor bunlar işte. Burada kediler alışık her şey. Ama bu havalarda değiller yani. Bir şey söyleyeyim, bak buradaki çevrede aslında şunu söylemek gerekirse, burada şu park var, parkta hep böyle kulübeler, yuvalar var. Çok güzel. Ama bu kedi oralara alışık değil. Kedi dükkanlara alışık. Bu evin altında önceden büyük market vardı. Hep onun orada yerleri varmış. O market kapandı. BİM olunca tabii ki sıkıntı. Ondan sonra bu işte o esnaflarda takılmaya başladı kedi. Hep böyle. Ya yaz gelince tanımaz. Daha yüzüne ya bakmaz. Yarın sabah tanımaz. Biraz seviyor, biraz seveyim de tırmalar. Hiç suratına bakmaz ama. Ne yapalım? Bizim kedimiz. Şey yapmadım. Vicdanım için yaptım ben. Hani o kedi dışarıda mesela böyle bir yere gidip yatmıyor yani. Ya bu dükkanların içinde olacak. Ya ben ya hayvan, da hayvanları çok ilgilenmememin sebebi, hayvanlarla ilgilenmememin sebebi, hayvanları denk gelmedikçe bakmam, bir şey vermem. Neden? Bir şeye alıştığım zaman, öldüğü zaman çok üzülüyorum. Çok çabuk ölüyorlar. Yani ömürleri çok yok. 5 yıl, 10 yıl. Şimdi bugüne kadar kaç tane hayvanım öldü benim? Hani alışmak istemiyorum. Öldüğü zaman bir insan ölmüş gibi üzülüyorum yani. Biliyorum, biliyorum. O çok kötü bir his. O yüzden herhangi bir bağ kurmaktan kaçınıyorum hayvanlar. Herhangi bir hayvan gibi böyle. İyi ki bağ kurmaktan kaçınıyor. Evden gitmeden onu yemeğini götürüyor. Oradan yemek veriyor. Ama onu seviyor. Ben biliyorum. O onun şero başkanı. Bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Destekleyip abone olun. Yorum yazmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. İyi geceler. İyi geceler.